Ağam, Hicran ağamı kaçırdılar. Ne? Kim? Nerede? Tepeden kaçırdılar ağam. Aşk tepesinden. Cemil ağanın oğluyla kızı. Allah belanızı versin sizin. El kadar bebeleri mi kaptırdınız lan oğlumu? Murat'a bir şey olursa kan parasını kimden alacağımızı bilelim. Bu kadar yolu boşa gelmek olmaz. Kimin hangi kim satışmış Ebe Ana? Ali ile Hicran. Nelerdi o Ebe Ana? Ali'ye Hicran mı vurdu şimdi? Ha şunu bileydin aha. Nasıl olur Ebe Ana? Bilmiyor musun eline doğan çocuğu? Hicran silah kullanmasını bilir mi ki adam vursun? Gez göz arpacık dersin. Gezer bakınır etrafına da arpa kırıntısı arar. Ya çocuk ölseydi Cabbar ağa? Hiç mi vicdanı sızlamayacaktı? Tövbe de öğretmen. Niye Cemil getirdi seni bu sıpaların başına? Onlar okusunlar da bize benzemesinler diye değil mi? Ben niye yıllarca Hicran'ın üstüne düştüm de onu bir sürünün başına çoban yapmadım ha? Biz bir halt ediyoruz da onlar etmesin diye değil mi? Yandı bana. Günaydın. Merhaba Gülbahar Hanım. Tuttum ben sesini, oturttum yere. Kıvıldama lan dedim. Zavallı ter ter titriyor karşımda. Yapma Aliye, canıma kıyma diye yalvarı. Atma be Aliye, Hicran ağa senin iki katın. Olur mu lan? Karşısında beni görünce korkudan küçülmüş. Hatta tesbih böceği gibi olmuş. Sen ne kimsin? Yasemin. Bu yara kapanmıyormuş. Kapanacak ha. Kapanacak ha. Kapanacak. Ahana bak. Kapanmaya başladı bile. Dur Kasım. Ama bırak parçalasın. Kaç bir şey yapmamasından hayırlıdır. An düştü aklıma. Baksana. Gece yarısı oldu. Hala ortada yok. Sen varsın ya oğlum. Başka aya ne hacet. İyi geceler öğretmenim. Dayım Hindo Mehmet'ten selam getirdim size. Kaçtım ağam. Kaçtım mı? Kimden kaçtım lan? Sıkıcı köy yaşamından mı? Babamdan ağam. E tabi. Adam vurup jandarmadan kaçacak değilsin ya. Ne güzel konuşuyorsun. Ne güzel bakıyorsun. Ay aman. Yani yani şuraya da bakarsan eğer. Ağanın küçük oğlu. Gözü gibi sakınırmış onun. Yani öyle diyorlar. Sikimsiz ben... lan bırakın beni. Bırakın beni lan. Bırakın beni. Günaydın öğretmenim. Dayım ciddi şekilde kan kaybediyor. Kusura kalma. İşte. Reçetesi burada. Bir hallediverek şunu. Kansızlığa karşı 50.000 dolar bu gece. Akşam yemeğinden sonra ağız yoluyla alınacak. Ha ha ha. Not eski iplik fabrikası mı orada? Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Ne çeşit parası. Ne çeşit. Nereden bulacağız bu kadar parayı? Yok. Mümkün değil bulmamız. Haciz derdi bitmeden bu çıktı başımıza. Ya bırakın şimdi onu da. Ya Ali'ye bir şey yaparlarsa. Ben de ondan korkuyorum zaten. Yapar bu kafir. Her şeyi yapar. Ayşe sus. Ağaya haber verelim. Gene o bilir ne yapacağını. Nasıl vereceğiz ki? O burada der ki. Yandık bittik kül olduk. Ya biz nasıl buluruz bu kadar parayı? Köyü satalım zaten lanetliymiş. Ayşe sus. Öğretmen hanım. Sen bir şeyler söyle bari. Ali. Ne oluyor öğretmen? Ver şunu bana. Ya nereye öğretmen hanım? Allah Allah. Bırakın beni ulan. Niye? İyi bir soru. Ama yanısı da değil. Hiçbir soru yanısı değildir. Abi ne diyor bu ya? Onu bırakmamızı istiyor.
Olur mu abi, patron bizi oyar ya. Ne olsun ki? Baksana, güçlü kuvvetli adamsın. İstersen döversin o patronu. Şu vücuda bir baksana. Abi ne diyor bu velet ya? Bırak lan, dinleme onu. Zaten beynim fındık kadar, karışacak o da. Ezran geldi mi Kasım? Yok ağam, gelmedi. Çocukları hala arıyor. İyi iyi. Kahvaltın hazır ağam. Sağ ol Kasım. Ezran gelsin, beraber yaparız. Ey güzel Allah'ım, ne kadar güzel şeyler varmış burada. Neden güzel kokuyorlar? Şunlar mıydı yoksa şunlar mıydı Hezcan'ın en çok sevdiği çiçekler? Bu mor olanlar ağam. İyi, tamam. Bak, şöyle yapalım. Bütün şu arka tarafı şu morlardan ekelim. Peki ağam. Aralarına da güller serpiştirelim. Hezcan'ın gülü de çok sever. Sonra... Neden sulama? Bunları bak solmuşlar. Buraya da bir çardak yaptıralım. Etrafına hanımelleri falan çok şahane olur. Bakarsın şuraya da böyle. Günaydın Cabbar Ağa. Günaydın öğretmen hanım. Hayırdır? Bu şeref neye borçluyuz? İşte buna Cabbar Ağa. Allah Allah. Nedir bu? Bittik ağa. Mahvoldu. Geldik. Hadi kımılda. Tamam be. Yürümeyi biliyoruz ara. Yavaş ulan yavaş. Her gelene. Biraz kibar olun. Ağ oldur neticede. Ne biçim kokuyor burası be? Ne kokuyor lan böyle? Aneksit, aldenit, oksitlenme. Ne? Küf. Küf, küf. Küf kokuyor, duymuyor musun? Bağlayın lan şu beyoğlunu bir yere. Durun. Gene ne var lan? Beni oraya bağlamayın. Oraya bağlarsanız kulak kaçarım. Ne diyor lan bu? Vallahi şef, sabahtan beri bu böyle. Acayip acayip şeyler söylüyor. Nereye bağlayalım? Vallahi işinize karışmak gibi olmasın ama şöyle kapıya doğru bir yere bağlayın. Hem kaçarsam görürsünüz. Estağfurullah. İyi hadi, dediği gibi yapın. Manyak mıdır nedir? Aklı eksiği baklavadan payım var. Kirlicin oymuş. Daha dünkü adam oldu da ağaoğlu kaldırıp karşımıza geçiyor. Ulan Cemil ya, sen ne demeli? Nasıl yersin lan böyle bir haltı? Oğlana bir şey yaparlar mı? Yok artık, ona cesaret edemezler. En azından biz parayı ağırlayıp götürene kadar. Ama ağa çok para. Nereden bulacağız o kadar parayı? Zamanımız da yok. Bakacık bakalım öğretmen hanım. Hemen o kadar telaşa düşme. Biz Cabbar'a kaysak bulacak bir yolunu. Kasım. Buyur ağa. Önce öğretmen hanımı götür köye yerleştir. Sonra da himmetle zimmeti bul, hazırlıklara başla. Başım üstüne ağam. Cabbar ağa. Ne olacak? Çok korkuyorum ben. Sakin ol öğretmen. Onlar senden korksun. Sakin ol. Haydi. Eşeğin oğlu seni.
tamam anladım. Sülfürik asit formülünü bilmiyorsunuz. Peki o zaman Kobat'ın atom ağırlığı söyleyin bakın. Ne? Ama sizin de hiçbir şeyden haberiniz yok be kardeşim. Onu bilme, bunu bilme. O kadar çok şey bilmeyerek nasıl bu kadar çok kötülük yapabiliyorsunuz? Yani ben onu anlayamıyorum. İnsanın hiç değilse iyinin ne olduğunu bilmesi lazım değil mi? Kötülük yapması için. Yeter ulan, kes! Sus ulan, sus! Tamam o zaman. Ben de size bir şiir okuyayım. Biraz kendinize gelin. Aman kendine asmış 100 kiloluk bir zenci. Üstelik gece mi? Ses gelmiyor kümesten. Ben olsam utanırım. Bu ne biçim öğrenci? Hem dersini bilmiyor, hem de şişman herkesten. Of, of, of! Ha şöyle. Şimdi Cabbar Ağa'ya benzedin. Neydi o öğretmen hanımın karşısındaki halin? Oğlum nasıl olur da böyle hayaller gibi gezebiliyorsun ya? Ne oldu, götürdün mü öğretmen? Götürdüm abi. Hey. İyi ya, haydi yıkıl. Vay ki vay, hey ki hey. Bizim elimizin kiri nasıl da başkasının gözünün nuru olur. Kahbenin kirli cinosu sen. Halbuki bizim gözümüzün nuru sönmüş, yüreğimiz yanmış, oğlumuz koyup gitmiş bizi. Ah benim incel oğlu oğlum. Senin düğünün için saklıyordum bunca parayı. Anam göreceğiydi Cabbar Ağa nasıl düğün yaparmış. Oğlunu nasıl severmiş. Ama kısmet olmadı işte. Senin düğünün için sakladığımız Ali'nin kefaretiymiş meğer. Aha bak. Şurada ileride üzüm bağı var. Sabredersen orada karnını doyurabilirsin. Üstüne de şuradan pınardan dayadın mı suyu? Oo! Şıra olur üzümler midende. Gerçi artık bak, üzümler mi şıra olur? Sen mi cırcır olursun? O senin nefsine bağlı. Ulan oğlum niye konuşmuyorsun? Hecran! Alo! Hicran! Neredesin lan? Ulan kaçtın mı? Hicran! Oğlum! Hicran! Oh. Ulan oğlum! Koyun meyler, kuzu meyler. Sıla hendeğine dola. Ağlayanlar elbet bir gün güler. Gamlanma gönül, gamlanma. Sussun artık şu ya! Sussun ya! Cennet, cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni. Ulan oğlum sussana. Ne abi be, şiiri de mi sevmiyorsunuz? Sevmiyoruz. Hayır. Lan Fiko, bana bak. Ayrılma bu manyağın başından. Bende dayanacak güç kalmadı. Çıkıp bir... Aman abi, yapma bunu bana. Sus lan, sus. Bekle burada. Gadaloğlu bugün meydan kurulur. Davul öter, davlumbazlar vurulur. Nice koç itler yere serilir. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Haydi bre pehlivan, haydi. Yani şimdi olacak iş midir bu? Öğretmen hanımın kalkıp Cabbar Ağa'dan yardım dilenmesi olacak iş midir ya? Ya ne yapacaktı? Size kalsa böyle oturacaktınız manna gibi. İyi de ebe ana. Tuttu can düşmanınızın boynunu atladı. Evet. Yahu Cabbar Ağa'nın bize bir faydası olacak olsaydı
bizi bu hallara düşürmezdi. Ha, çok güzel söyledin Hüseyin Kahya. Aynen öyle, katılıyorum. Tabii ya. Ya düşünsenize bir kere. Sahiden güzel söyledim, öyle değil mi Gülbahar Hanım? Güzel söyledin tabii ya. Ne demekmiş o Cabara'ya koş bak. Halbuki bak. Biz burada ne güne duruyoruz? Koskoca ağanın sağ koluyuz. Doğru. Ya delip bize bir danışsan. Biz de oturup şöyle etraflıca bir düşünsek. Sevdiklerimize danışsak. Öyle değil mi? Öyle tabii ya. Sen necisin burada Hüseyin Kaya? Sen ne yapıyorsun benim burnumun dibinde? Nereden geliyor bu gürültü? Siz şu tarafa damlara. Üç kişi girişi tutsun. Ondan sonra evin etrafına yayılın. Emin olur ağam. Ne oluyor Cebbara? Burayı kendi köyün mü sandın ha? Bu köy benim zaten Hüseyin. Çekil ayağımın altından. Geçmiş olsun Yaba Ana. Sağ ol Cebbar. Nasılsın? Ali kurtar Cebbar oğlu. Kurtar şu oğlanı. Evet Allah Yaba Ana. Onun için geldik zaten. Şimdi bakın. Ali'nin söylediğine göre bilim o kadar güçlü bir şey ki bizim buradan yapacağımız bir deney orada kardeşimize yardımcı olabilir. Hadi be oradan. Bunun için mi çağırdın bizi buraya? Büyücü müyüz biz? Ya ağam dur. Belki hakikaten bir şey olur ha. Bir denesek ne kaybederiz ha? İyi hadi. Ne yapacaksak yapalım. Ne yapacağız peki? Tam olarak ben de bilmiyorum. Ama şu ocağı yapmakla başlayalım mesela. Sıra sıra siniler. Hasta olan iniler. Aldı gitti yarimi. Denizdeki gemiler. Biz idik. 32 kız idik. Ezildik, büzüldük. Bir duvara dizildik. Şşt! Fiko! Duymuyor musun beni? Fiko! Hiç duymuyor. Gerçi duysan olacak. Bir alttan haber yok ki. Kurtuldu mu şimdi Ali? Ya ağam inanmıyorsan durma burada başımızda. Ya beni anlamıyorum, ne oluyor şimdi? Ya anlamayacak bir şey yok. Ali kurtulsun diye dua diyormuşuz gibi davranacağız. Onun gibi bir şey işte. Allah Allah. Ah ya. Ne oluyor? Bir yere mi gidiyordun? Yürü. Yürü. Ne oluyor? Şşt, bilmiyorum. Merhaba arkadaşlar. Lan sersem. Herif gidiyor. Sen ne yapıyorsun lan? Dalmışım şef. İyi. İyi. Şimdi de çakın bakalım. Vallahi lan şu veledi adam gibi. Başında da sen dur Haydar. Sen de yiyecek bir şeyler getir. Fakat oldu. Konuştuğumuz gibi değil mi öğretmen? Eyvallah ağa. Konuştuğumuz gibi. Kimse buradan kımıldamayacak. Hüseyin. Sen öğretmen yanına gideceksin. Eyvallah ağam. Paranın başına bir şey gelmesin diye kendini tehlikeye atma. Önemli olan Ali. Hakkını helal et ağa. Helal olsun. Hakkınızı helal edin. Helal olsun.
Helal. Helal. O ne lan? Sen mi çıkardın lan o sesi? Hı? Erişir menzili maksuduna aheste giden, didi riftar idenin payına damen dolanır. Ulan senin, ulan Allah seni bildiği gibi yapsın ulan. Başka da bir şey demiyorum ben sana. Sen burada kal. Çocuğa göz kulak ol. Tamam. Hüseyin, gelmedin mi daha iplik fabrikasına? Ya bilmiyorum öğretmen hanım. Birisine sorsak mı he? İyi hadi. Ben şurada bekliyorum. Sen git sor. Allah, Ali'yi bana bağışla. Torunumu bana bağışla. Torunumu bana bağışla. Söyle kızım, bir şey mi diyecektin? Yok Ebana. Dua et diyecektim Ali için. Senin kalbin temizdir. Ettim kızım, ettim. Allah yardımcısı olsun hepsine. Gülün tazesidir solan. Ve yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Ne? Herhalde oğlum vücut çalıştık biz. Hayatta açmam ağzını, debellenme boşuna. Ama dur lan, sende kesin enteresan fikirler vardı şimdi. Var tabi. O vücudu iki katına çıkarabilirim istersen. O zaman patron vız gelir, tırız gider. Ne yapacağız? Anlatacağım sana. Hem de bilimsel olarak. Ama beni çözmen lazım. Yok, dünyada olmaz. Tamam mı öğretmen hanım? Buradan döneceğiz. Burası işte. Bana bak Hüseyin. Korkuyorsan geri dön. Çarpacağım şimdi bir tane. Tamam öğretmenim ya. Özür diliyoruz işte. İyi o zaman. Yürü. Yeah. Hadi bakalım. Bak şimdi. Eğer şöyle değil de hareketi böyle yaparsan o zaman kaslarının arasında laktik asit birikir. Ne? Boş ver şimdi ne olduğunu. Ama öyle yapma. Solundan ha. Lan bana bak, hıyarlık etme. Tamam tamam. Hadi şimdi tersini yap. Her şey hazır mı? Hazır şef. Oluyor, oluyor. Hazır mısın hadi? Son hareket. Hazırım tamam. Hadi o zaman 1, 2, 3.
İyi. Ne? Telefon çaldı galiba. İyi, iyi. Şu taraftan geliyor. Sizin patronun telefonu olmasın? Ya nerede bu telefon? İyi, iyi. Numarayı yuttu yanay. Ben sana o hareketi yapma laktik asit birikir demedim mi? Ne? Ay kusura kalma. Çok özür dilerim. Ana, öğretmenim geli. Acaba ne oluyor? Bismillah. Sakin ol. Öğretmen hanım, bunlar çok konuşur ama bir halt edemezler. Sus Hüseyin, rica edeceğim sus. Tamam. İyi olacak hastanın, doktor ayağına gelirmiş. Bize de nasıl da kan lazımdı. Hoş geldiniz. Gerçi hasta bakıcıya ihtiyacımız yoktu ama... Yılışma Cino. Kirli şeyleri sevmem. Vay 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 vay. Öğretmen hanım, bu nasıl bir belagat gücü böyle? Ne etkileyici bir cümle yapısı kurma şeysi. Ali'yi getir. Getiririz öğretmen hanım. Ne acelesi var? Önce şöyle alkol alsak biraz. Hani mikropları öldürür hesabına. Başlatma mikrobundan Cino. Çocuğu getir. Otur lan şuraya. Bu delikten çıkarım herhal. Ana, sıkıştım lan. Yo, başıma gelen şeye bak. Yok valla. Bundan sonra bu kadar çok yemeyeceğim. Yersem iki olsun. Ay. İçelim, güzelleşelim öğretmen hanım. Hı? İçimizdeki mikroplar gebersin, gitsin. Biliyorsun, iyi adamın içinde kötü şey durmaz. Şu halimize bak. Koskoca Cemil Ağa'nın adamları bu hale mi düşecekti? Düşer tabii, korkak şey. Atılıp kurtarsana öğretmeni. Ya silah patlarsa? Patlarsa patlar. Akacaksan damarda durmaz. Ya niye geldin sen? Git, git. Öğretmen hanım, daldın gittin. Yoksa bir aşk yarası mı sezin diyorum. Yeter mi? Ali'yi getir. Para hazır mı? Parayı ver. Önce çocuk. Para tamam mı? Çocuk dedim, Allah'ın kılı. Çocuğu getir, parayı götür. Çocuğu getirin. Öğretmen hanım, telefon sana.
Ne? Aslı? Aslı ne oldu? Niye gelmedin? Niye aramadın? Parayı niye getirmedin? Para mı? Sor bakayım tamam mıymış para? Ne? Cenk yüzünden mi? Peşini mi bırakmadı? Cenk kim? Ay, bir de benim nişanım vardı değil mi? Tamamen unutmuşum. Oğlum çocuk nerede? Şşt! Oğlum çocuk nerede? Telefon. Telefon çaldı. Ne telefon lan manyak? Tamam canım neyse. Allah onu bildiği gibi yapsın. Şimdi müsait değilim. Biraz karışık burası. Abi. Ben ararım seni ne? Sonra. Hadi bay. Çocuk yok abi. Ne diyorsun lan? Çocuk yok ne demek ulan? Hey ne oluyor? Ali nerede? Ali'yi getirin. Başlayacağım çocuğundan ama. Bırak lan beni. Bırak şunu. Burada mı lan para ha? Bıraksana. Bırak şunu lan. Ali'yi getir bırak, dedim bırak. Bırak şunu. Şunu. Bırak ulan kızı. Çocuğu getir lan. Ay. Cabbara. Demek sen de bu piyesin oyuncularındansın ha? Bırak ulan piyes piyes. Yıkıl git. Çocuğu getir çocuğu. Ağam. Vay eşek vay eşek. Lan! Paralar. Gitti lan paralar. Ulan ne yaptınız lan siz? Lan öğretmen. Beğendin mi lan yaptığını? Ne yapacağız lan şimdi? Gina! Nasılsın Cabbar? Eyvallah Cemil. İyi misin öğretmen? İyiyim. Nerede Ali? Ha? Ali. Ha? Yok dedim kendi kendime. Bir de bu kadar çok yemeyeceğim. Siz gelmeseydiniz 10 gün. 10 gün kalırdım orada. 10 gün. 10 gün. Ali! Ali! Ali baba! Gel bakayım. Çok eğlenceli babası. Ali! Gel bakayım. Sağ ol. Sağ ol Ali. Çok özlemişim seni ya. Gel. Gel gir bak. Hoş geldin evim bizim. Tamam gel sen gel. Hadi içeri hadi. Sağ olasın Cabbar. Senin gibi bir düşmanım olduğu için bir kere daha gurur duydum. Vazifemiz Cemil. Böyle zamanlarda birlik olacak ki sonra birbirimizin gözünü oymaya yüzümüz olsun. Kolun nasıl? Pek mühim bir şey yok. Birkaç gün kadehi kaldırırken zorlanacak o kadar. Sana gene borçlandık. Nasıl ödeyecek o kadar parayı geri? Ödemeyeceksin Cemil. O para Ali'nin gibi o kullandı.
Biz de zaten körün taşı gibi ortasından vurduk paraları. Her zaman söylemişimdir. Cabbar'a attı mı iyi atar. Özlemişler seni. Özlemişler ya. Ben de onları özledim. Ama Hecran'ın pek de seni özlemiş bir hali yoktu Cabbar. Hecran mı? Nerede gördün kendini? İki gündür beraberdik. Sonra kaçtı elimden hayığın. Vay eşeğim. Kaçtı da nereye kaçtı? Manyak mı bu oğlan? Akıllanmayacak mı hiç? Yok yok, telaşlanma. Yakın zamanda geri döner. Pek dayanıklı bir hali yoktu. Eşek kafalı. Çeksin bakalım etin cezasını. Dağlarda bayırlarda da aklı başına gelsin. Ne etmiş ki Hecran Cabbar? Hatırlıyor musun Cemil? Hani çocukken bir oyun oynardık. Eyvah ki eyvah. Kötü bir şey mi oldu Cabbar? Hani sen bir defasında beni fena hırpaladıydın. Attığın taş kafama geldiydi de. Ben de baban durumu öğrenip sen dert aklamasın diye bir hafta takkeyi kafamdan çıkarmadıydım. Demek Ali'nin kolu Hecran'ın işi. Demek o para bu yüzden Ali'nin parası. Hakkını helal et Cabbar. Helal olsun. Helal olsun. Bir gün boş bıraktık burayı. Hele şuranın haline bak. Yok, benim adı yönlükteki sen niye benimki bu ailede yok? Hayır, yani madem ki geldiniz buraya, o zaman burayı da bulduğunuz gibi bırakın değil mi? Geçmiş olsun Ali. Teşekkür ederim Yasemin. Seni çok merak ettik. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Kötülerle mücadelemiz bildiğin gibi sürüyor işte. Hiç korkmuyor musun sen? Neden korkacağım? Birkaç kötü adamdan mı? Onlar benden korksun. Bende onlarda olmayan bir şey var. Neymiş ki o? Akıl, akıl. Akıl kaba kuvvetin makasın kağıdı kestiği gibi keser. Ne kadar güzel konuşuyorsun Ali. Bence sen de çok... Çok ne? Çok güzelsin. Yani bilimsel düşüncenin rasyonel sistematik göz önüne alındığında senin güzelliğin ispatlanmış bir gerçektir Yasemin. Bugünkü fizik dersini sen mi veriyorsun Ali? Şakam. Seni Yasemin'le tanıştırayım. Yani tanıştırma Yasemin'le. Bizim yaz tatilinin teyze kızı. Emine'ye gelmişler. Yani yanlış anlama. Merhaba kızım, hoş gelmişsin. Hoş bulduk ağam. Yasemin! Çorap çömlek patladı. Şey, saklambaç oynuyorduk da. Ali ağamız büyümüş de kızlar yanına saklanır olmuş. Ulan. Şey babu, Yasemin benim durumumu merak etmiş de ondan şey ettirmiş. Hele gel şöyle bir otur bakalım. Gel. Olur ağam. Buyur ağam. Bak oğul. İnsanın beş parmağı da birbirine benzemez. Ağam benzemez. Bunun bilimsel... Ulan bırak şimdi bilimini minimini. Bak şimdi. Ama her parmağın acısı da aynı şekilde olur. Öyle değil mi? Heh, doğrudur. Biri öbüründen daha çok ya da daha az acımaz. İledir ağam. Gene de insanın en fazla kullandığı bir tane parmağı vardır. Evet ağam, işaret parmağı. Aferin sana. Sınıfta kendimizi beyle belli ederiz. Hedefimizi onunla gösteririz. Olmaz olsun ama gerektiğinde tetiği bile onunla çekeriz. Yani mühim bir parmaktır bu. Yani babu? Siz kaç kardeşsiniz? Beş. Yani bir elin parmakları kadar. Peki niye bu kadar çoksunuz? Hı? İnsanın niye çocukları olur? Onu bilir misin sen? Herhalde doğan kanlarından biridir de ondan ağam. Bizim çocuklarımız olur çünkü sonsuza kadar yaşamak isteriz. Ama bunu sen de bilirsin ki bu mümkün değil ki ağam. Mümkün Ali, mümkün.
Her insan bildiğini, öğrendiğini, varını, yoğunu kendinden sonra birilerine emanet ederek göçüp gitmek ister bu dünyadan. Hiçbir şey yok olmaz. Her şey bir sonraki nesle aktarılır. Bana bir şey olursa ben yok olmayacağım mesela. Seninle birlikte yaşamaya devam edeceğim. Sonra senin çocuğunla, sonra onun çocuğuyla. Ama sana bir şey olursa işte buna dayanamam. Anladın mı beni? Sen benim göz bebeğimsin Ali. Gözünü sevem Ali. Şu parmağı aha benim gözüme sokma. Bu ne? Dur bakalım ya sen ağam. Ağam. Şimdi bir şey diyeceğim ama kızmayacaksan. Kızacağım Hüseyin. Kızacağım. Kızacağım. Ya bir şey deme bana biliyorum. Ama ağam. Ya en son definenin peşine düştükten sonra neler oldu biliyorsun. Başımıza gelmeye kalmadı. Lanetlendik iyice. Yeter ulan. Lanetlendikse lanetlendik. Yapacak başka bir şeyimiz mi var? Kaldığımız yerde devam edeceğiz. Ne olacaksa olacak. Devam. İşte kutu. Aha işte kutu. İşte kutu burada. Peki. Peki pusula nerede? Ula. Ula Hüseyin. Ula ilgilensene biraz. He işte orada. Ne orada? Kan. Lanet. Anlamıyorsun işte. Hiçbir haberin yoktur. Hiçbir şeyden anlamıyorsun. Bu belki de bizim hayatımızın fırsatı. Ule ule ule. Ya. Oy. Ne diyor bu saat yahu? Ya istemiyor işte. Ya bizim elimize geçmek istemiyor. Sus. Madem öyle, işte böyle. Ahu! Oh. Ahu! Hüseyin, ahu, ahu! Ahu Hüseyin, ahu! Ya burnum çok fena kokular alıyor ha. Dene bir tersin çıkacak bunun ağzından. Tamam Hüseyin. Çıkarsa çıksın. Sen karışma. Dere tepe dolaştın. Sanma ki boşa kazdın. Aradığın sanduka kör kadıya emanet. Ne tut? Kafiyeli olmadı. Zira zaman kalmadı. Artık gitme vaktidir. Kusura kalma bana. Allah Allah! Aradığın sanduka kör kadıya emanet. Kör kadı. Kör kadı. Kimdi bu kör kadı Hüseyin? Hüseyin! Neredesin Hüseyin? Gördün mü? Ben sana söyledim lanetli diye. Hatırlamıyor musun? Kör kadı Hindu Mehmet'in babası. Hindu Mehmet'in babası mı? He. Ama... Ulan ölmemiş miydi o? He. He. Kimden alacağız şimdi sandıkayı? Ulan işe bak. Meselenin dönüp dolaşıp Hindu Mehmet'e dayanacağı kimin aklına gelirdi ki? Ama oluyor işte. Oluyor abi, oluyor. Ne yaparsın? Aa! Ya ben gelmeyip şuracıkta beklesem? Tamam. Tamam Hüseyin, tamam. Sen burada bekle. Korkak Hüseyin. Aa! Çiçek. Korkak, korkak. Hindu Mehmet'in odası neresi? İşte şu oda efendim. Sağ olasın hemşire hanım. Rica ederim. Geri dur Cemil ağa. Hiç kusura bakma kardeşim. İş buraya kadar gelmişken geri meri duramayacağım. Telaşlanma Hindu Mehmet. Canını değil emanetimi almaya geldim. Ne emanetiymiş o Cemil ağa?
aslında pek bizimle ilgili değil. Daha çok babalarımızın yaptığı bir çeşit anlaşma. Aha, şu mesele. Senin eline mi geçti en sonunda o harita? Geçti ya. Sen nereden biliyorsun harita marita? Bir tek onu biliyorum işte. Başka bir şey bilmem. Babam ölmezden evvel biri bir gün gelip de senden sandukayı isterse, haritaya bak, kim gösterirse ona ver diye tembihlemişti. Ne varmış ki o sandukanın içinde? Şimdi Mehmet. Hindo Mehmet. Ya Hindo Mehmet. Ana. Ne arıyorlar lan bunlar burada? Ama bir şey yapmasalar bari. Hey! Gerizekalılar! Beni mi arıyorsunuz? Buradayım işte. Vay köpü oğlum. Bu ne cesaret lan? Lan buradayım işte. Bu taraftan. Aha! Kutunun içinde ne olduğunu bilmem ben Cemil. Açıp içine bakmaya yetkili değilim. Ama önemli bir şeydir herhalde. Evet Hindo. Önemli. Hem de çok önemli. Köyün kurtuluşu o şeye bağlı. Görüyor musun? Hayat ne kadar enteresan Cemil. Gene geldin. Benim elime düştün. Ama telaşlanma. Emanete ihanet edecek kadar değiliz. Şuradan bir kurtulayım. Alırsın sandukayı sen de. İşlerin bu hale gelmesini biz de istemezdik Hindo Mehmet. Ama görüyorsun işte. Her şey çok tuhaf. Tamam tamam. Uzatma. Kutunu sana vereceğim. Ama şunu bil ki, kafama indirdiğin küreği de fitil fitil burnundan getireceğim. Tamam Hindo Mehmet. Sen bir kurtul şuradan da. Ama acele et gözünü seveyim ha. Bu iş bitmedi. Hatta yeni başlıyor. Şöyle yüklü miktarda parayı hazır etsin en kısa zamanda. Yoksa hapis damını boylayacak cinayet zanlısı olarak. Tamam mı lan? Bu da hediyesi. Hüseyin! Neredesin Hüseyin? Lan oğlum neredesin lan? Ulan köyü kurtardı sayılır. Aho! Aho! Korkak, korkak. Aha, ne oldu ki buna? O salak Kahya buralarda gezindiğine göre bu Cemil Ağa'nın işidir. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Ne o dayı? Yoksa Cemil Ağa'yla aşk mı yaşıyorsunuz? Nereden çıktın lan sen? Git lan buradan git. Tamam dayı hazretleri. Gideceğiz. Ama şu Cemile Hanım yarım bıraktığı işi bir tamamlayalım önce. Yapma. 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 Amin dayı.